Merhabalar ben White Rabbit'in YouTube kanalından DTFN. Bugün Ethena'nın ikinci sezon reverse dağıtımı ile ilgili ne yapabiliriz? E, ilk sezonu nasıl geçti? Ethena projesi neden önemli? Bunlar üzerinde duracağım. Hızlı bir video yapmak istedim. Neden Ethena projesini önemsiyoruz? Ö öncelikle Ethena projesinin e, yatırımcılarına bakalım. Dragonfly ve Arthur Hayes. Art Arthur Hayes eski kripto kralı biliyorsunuz Bitmex'in eski CEO'su. E, piyasaya çok hızlı bir dönüş yaptı. Dragonfly çok önemli bir e, kripto yatırımcısı. Binance Labs, OKEx Ventures Bybit gibi ve Deribit gibi Deribit biliyorsunuz balinaların işlem yaptığı bir borsa. Çok büyük borsalarının Ventures'lerini e, projenin içerisine kattılar. E, Synthetix, EVE, Curve gibi, Frax gibi e, büyük e, Ethereum'un ve e, yani işte EVE ve Curve'un Ethereum'daki e, ağırlığını biliyoruz. Ethereum'un bankaları diyelim, e, SNX'in de X'inde injectiv gibi çok önemli defi protokolleri. E, Arayeten injectiv de var projenin içerisinde. Ee, ve şu an yani bana sorarsanız kripto e, kriptodaki en büyük meydan okumalardan birini gerçekleştiriyor. Ethereum projesinin başlangıç dönemlerine bakarsanız aslında CZ'nin, Coinbase'taki Coinbase'in eski CEO'su ve şu an hala sahibi olan CZ'nin Amerika'dan çıkamama durumunu ve e, buna benzer suçlu da daha önce e, Arthur Hayes'te biliyorsunuz ev hapsine alındı. E bu bir çeşit aslında Amerika'nın e, Amerika'nın dolarına bir çeşit meydan okuma projesi. Tabii ki Luna ile ilişkilendirilirler. E, çok yüksek e, çok fazla ilişkilendiriliyor. İşte Luna gibi batacak vesaire deniyor. Ethereum ne yapıyor? Sentetik dolar yaratıyor bu doları. Nasıl yaratıyor diye sorarsanız şuradan görebilirsiniz. Dash, e, dashboard'tan e, ne yaptıklarına dair burada bize her şey açık bir şekilde gösteriyorlar. Aslında Ethereum'a short açıyorlar. ...piyasada çok yüklü bir şekilde açıyorlar... ...ve bunları da bize gösteriyorlar... ...şu an USD... ...kendi stabil parasına %37 faiz veriyor... ...gerçekten çok yüksek... ...yıllık baktığımızda... ve ...2 milyar dolar gibi bir parayı yaklaşık 50 günde... ...topladılar... ...1.5 milyar doları 30... da 43 günde falan topladılar... ...ve 5 milyar dolar... ikinci sezonda da ne diyorlar biz... ...5 milyar dolarlık bir parayı toplayacağız... Bildiğiniz bütün büyük borsalarda Ethereum'a e short açılıyor. Miktar ne kadar olduğunu merak ediyorsunuz. Şöyle söyleyebilirim. Ethereum projesi dünyadaki bütün vadeli Ethereum işlemlerinin %20'sini birkaç gün öncesinde de yüzde %20'sini tek başına fonluyor. Tek başına gerçekleştiriyor. Bu korkunç büyük bir rakam. Yani sadece 50 günlük e, hayata gözlerini açmış bir proje için yani bir ne kadar büyük olduğunu e, bu miktarın anlamaya çalışalım. Ayrıca Arthur Hayes de İki defa Etna'nın 10 dolara gitmesi sadece matematik gitmemesi imkansız gidecek gibi tweetler attı. İşte piyasayı hype'ladı. Ee, şimdi bunlara baktığımız zaman Luna projesiyle ilgili çok ciddi eleştiriler vardı. Hani e, Luna sonradan battı ama Luna matematik olarak batmadı. Luna'nın e, finans olarak havuzlarına saldırılmıştı ve 4 milyar doları yakan 2-3 e, tane büyük kapital ki bunu e, biliyorsunuz gemini borsasından borç alıp e, Luna'ya saldırıp oradan inanılmaz e, kar edip Luna'yı darmadan etmişlerdi. Eğer başarısız olsalardı o parayı yakacaklardı. Dünyada kaç bölü büyük şirket var bunu anlayın. Yani bu aslında büyük bir dünya 3 bölgeye ayırırsanız e, Batı Amerika işte atıyorum e, ve Avrupa ikinci bölüm üçüncü bölümde Asya şimdi bu Aslında Amerika ile bir savaş Amerika'nın dolarına çok ciddi bir savaş çok büyük bir meydan okuma şimdi biz bunun neresinde yer alabiliriz büyükler tepişir işte atıyorum çimenler ezdir gibi denklem var burada etenada Biz nerede yer alabiliriz ne yapabiliriz buradan nasıl kazanım sağlarız? şimdi Luna biliyorsunuz ki 120 dolarları gitti batmadan önce eten da başlangıcının bir dolar olacağını ben düşünmüyorum yani 0 dolar falan olacak, 0.1 dolar olacak falan diye bir söylentiler vardı. Ben bunlara inanmadım. Bunların komik rakamlar olduğunu söyledim. Ben 1 dolarında başlangıç olduğunu ve ben etenenin da 3-5-10 böyle oralara doğru gideceğini yani 10 dolarları rahat rahat göreceğini düşünüyorum. Şimdi biz burada zarar, yani şöyle diyelim. Nasıl biz riskimizi minimize ederiz? Bundan zarar etmeyiz. Bakalım biz etenen ilk dönemine katıldık. Koyduğumuz paranın 2 katına yakın bir gelir elde ettik. Koyduğumuz para da durdu. Yani paramız 1x de 3x oldu. Şimdi biz ne yapabiliriz? Ethan o zaman 1 milyar dolarda TVL'mi durduracağım dedi. Ee, şimdi Ethena projesi 5 milyar doları hedefliyorum dedi ki bir bekleyip bir buçuk olmuştu. 5 bekleyip 6, 7, 8 olabilirler. 5 aylık bir süreç dediler ama yani burada gördüğümüz çok hızlı bir şekilde 2'ye geldiler ve bu arada MakerDAO'yu de projenin içerisine ekli, ekliyorlar. da Biliyorsunuz son dönemde hype'lı Restake platformu. Onu da proje içerisine dahil ediyorlar ve dün attıkları tweet'te dediler ki biz artık Ethena'nın BTC'yi de USD'ye destek varlığı olarak dahil edildiğini duymaktan sevinç duyuyorum diye Etana Labs'in e, official hesabı tweet attı. E, buradan da 2 milyar dolar yani şu anki 2 milyar dolarımızı da biz ölçeklendiriyoruz dediler. Şimdi buna çok ciddi eleştiriler var ama biz bundan para kazanırız ve ben Etana projesinin aslında söylendiğinden çok daha sağlam olduğu ve Luna ile de böyle birebir eşleştirilecek proje olduğunu düşünmüyorum ki bence Luna projesinde matematik olarak bir sıkıntısı yoktu on da altını çizeyim. Şimdi Luna projesi, Etena projesi de şunun altını çizmek istiyorum. Etena Projesini ben ikinci sezonunun birinci sezondan daha hayetli geçebileceğini düşünüyorum. 5 aylık bir süreç dedi ama biz 3 ay olduğunu düşünelim. Ben 3 ay süresince Etena projesinin hype'ının devam edeceğini ve böyle logaritmik bir yükseliş, ee, Ena'nın sağlayacağını ve buradaki TVL'in de sürekli artacağını düşünüyorum. Şimdi burada ne yapabiliriz? Etana diyor ki birinci sezondan biz birinci sezonda da vardık. Olduğunuz için size boost olarak %20 veriyorum. Yani ben 100 birim puan kazanacaksam Etana da bana %20 hediye edecek. Siz de içerideyseniz eğer paranızı çekmezseniz bu boost'u siz de alabilirsiniz. Etana'nın eğer ee, USDE'yi stake ve hold edersiniz 2x sats verecek. Yani bir öncekinde e şarts veriyordu, şimdi sats veriyor. İkisini karıştırmayalım. İkinci sezon bize vereceği ödül sats. Buy and hold ederseniz 5x alacaksınız günlük 1 USD başına. Kitlerseniz ki ben kıldığım hiç bozmadım 20x ee, sats alacağım. Pendle'da biliyorsunuz Pendle'da da ee, yine USDE de işte atıyorum. Sadece paranızı kitleyip yani USD'yi kitleyip faiz aldınız ve USD'yi yakıp içindeki sadece puanları aldığınız sistemler var. Orada da Pendle'da SUSD'yi US, hold ederseniz ee, Pendle'da 5x, ee, USD'yi eğer hold ederseniz 20x alabiliyorsunuz. Burada ee, işte Money Market'im var vesaire var. Bunlar da hangisini değerlendirmek istiyorsunuz? İşte LP'ler var vesaireler var. Buradan girip istediğinize paranızı yatırabilirsiniz. E, burada MakerDAO'nun da 600 milyon dolarlık bir yatırımı e, olduğunu burada da hemen USD zaten 600 milyon dolar görürsünüz. Havuzlar çok hızlı doluyor. Belki LP'lere fazla verebilirler. Belki Pendle'da ben paramı yakarım, e, puanlarımı alırım. Bu proje çok değerli olacak. Ben bakmıyorum diyebilirsiniz nasıl işlem yapacağınızı düşünüyorsanız bilmiyorsanız birinci sezon videosunu biz açıklamalara koyacağız. Aynı şeyleri yapacaksınız. Orada şart alıyordunuz. Şimdi sats alacaksınız. önce USD'e yani ben çok basit bir şekilde burada da anlatayım. Eee satın almanız gerekiyor. USDT'yi koyup USD'yi buradan satın alacaksınız. Tabii ki fee şu an mesela 9 dolar diyor. Bu artabilir. Giveaway'lere bakmanız gerekiyor. Ondan sonra ya stake edersiniz ki ben e, kitlenmesi taraftarıyım. Kitlediğiniz zaman daha fazla alıyorsunuz. E, kitlediğiniz zaman burada kitliyorsunuz ve buradan da size bir gas fi alıyor. Muhtemelen 15-20 dolar şu an hangiseniz 15 dolar bir fi yakmanız gerekecek toplamda ve kitli USD'nizi 7 günde geri alamıyorsunuz. E, bunu da belirtmiş olayım. Ee, geri kalan aslında çok da zor bir şey değil projeye girmek. Yani paranızı yatıracaksınız ve projeyi takip edeceksiniz. Ben ikinci sezonunda çok değerli olacağını, piyasaya meydan, meydan okuyabilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Ethena'nın ayrıca bir oyun değiştirici olabilir. Çünkü Ethena yapmak istediği şeyle e, çok hızlı bir şekilde TVL çekiyor e, ve piyasada bu kadar iyi partneri olan çok az büyük yani büyükleri bile bu kadar çok az partneri olur. Athena e, herkesi projesinin içerisinde katıyor. E, son dönemde de biz de e, projenin içerisine katıldığını gördük. E, bir hype var. Binance'da da listelendi. Ben buradan çok böyle bir kar topu gibi büyüyebilecek. Hem Enan'ın büyüyebileceğini hem de Etana projesinin büyüyebileceğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bizim kanalımızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.